ayıp. Kim ne dediğini kendisi biliyor, beni daha fazla konuşturmak. Canım onu sana soracak değil, çıkar sen de fikrini söylersin. Yahu ne dediğini bana söylettirecek misiniz? Söyleme başkanım. Terbiyeli olun biraz ya. Ömer Bey, o iş beni aşar. Reis karar verecek, ona bir sorayım dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Aradan bir müddet geçti. Ben diyorum ya, sizin ciğerinizi bilirim. 2-3 ay geçti, soğuttunuz. Sonra bu soruşturmaya izin vermediniz. İşte siz busunuz ya. Yalan söylemeyin. Özlem Zengin çıplak arabada da yalan attı. Petrol sevkiyatında da yalan atıyor. Yazıklar olsun ona. Teşekkürler Sayın Altacak Kayışoğlu. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 166 sıra sayılı dahiliye memurları kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 27. maddesinde yer alan için ibaresinin amacıyla olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mahmut Dindar, Van, Celal, Fırat, İstanbul, Kamuran Tanhan, Mardin, Nevroz, Uysal Aslan, Şırnak, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz isteyen Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 8 yıldır bitmeyen bir OHAL KHK kayyım rejimi kuran iktidarla karşı karşıyayız. İki çift laf adeni hemen tutuklayıp cezaevlerine atıyorlar. İşte son örneği burada. 12 Kasım 1999, 15 yıl önce enkazların arasında bir adam. Kim bu? Nasuh Mahruki. Evlerinizde rahat bir şekilde otururken bu adam depreme koştu ve insanları kurtarmaya çalıştı. Şu anda iktidarınızı eleştiren iki çift cümle, iki tweet attığı için adamı zindana attınız. Ayıp, utanın. Yeni Doğan çetesi çıkardınız. Sağlık Bakanı geldi komisyona. Ona gereken belgeleri gösterdik. Bize kendisini savundu ama boştu. İnanın ki bakın, mahkeme tutanaklarına bakıyoruz. O hastanelerde yolsuzluk yapanlar Sağlık Bakanı'nın ben gereken denetimleri yapıyorum dediği lafları yalanlıyor. Dalga geçiyorlar arkadaşlar. Ne denetimi diyor? Biz gülüyorduk diyor. Sağlık Bakanlığı güya denetime geliyordu diyor. Biz gülüyorduk diyor. Arkadaşlar, bütün bunlar bir duvara toslar. İşte bugün İçişleri Komisyonu'nun bir yasa teklifi getirdiği gün, İçişleri Bakanlığı'nın yıllarca zulmen dayattığı bir hukuksuzluk. Pasaport madde 22'yi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Anayasaya aykırıydı ve bu yüzden binlerce insan mağdur edilmişti. Zulmen, haksızca insanlar mağdur edilmişti. Ama değerli arkadaşlar, bilin ki başka hususları da söyleyeceğim. Şimdi bakın, geçen hafta Perşembe günü burada ben konuştuktan bir müddet sonra Sayın Özlem Zengin burada çıktı. Peşi sıra yalanlar sıraladı. Çok ilginçti. Bir noktayı doğru söyledi. Ben varil başına 80 sent Türkiye iktidarı komisyon alıyor dedim. O bu lafımı da çarpıtarak güya Erdoğan'ın cebine gidiyormuş gibi çarpıttı. Ben onu dememiştim. Türkiye iktidarı alıyor demiştim. Ve o gerçek rakamı sanırım söyledi. 1 dolar 27 sent alıyor ama dedi ki biz petrol şirketlerine rica ettik. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattından İsrail'e petrol gitmiyor. Rica etmiş. Ya sen devletsin ya, ne ricası ya? Sen egemenlik sahibi bir devletsin. Sen geçirtmezsin o petrolü. Bakın, o yalanını da ben bugün burada ortaya çıkarıyorum. Azerbaycan Gümrük Komitesi'nin rakamları. 2023'te İsrail'e 1,99 milyon ton petrol satmışlar. Nereden geçmiş? Türkiye'den geçmiş. Günde ne kadar? 700 bin varil. Çarpı 1 dolar 27 sent. Şıkır şıkır paralar kazanmışsınız. 2024'te 2,37 milyon ton Türkiye üzerinden akmış gitmiş. Ya bakın, işte haliniz budur arkadaşlar. Sizin haliniz nedir biliyor musunuz?
Hani o nazlı gelinler vardır ya, hem ağlarım hem giderim derler, giderler. Ya siz de böylesiniz biliyor musunuz? Lanet olsun, o kahrolsun İsrail diyorsunuz. Arka plandan da ticaretleri yapıyorsunuz. Petrol sevkiyatı devam ediyor. İstanbul Ambarlı'dan Kocaeli Derince'den. Ben Kocaeli vekilim biliyorum ya. Derince Limanı'nda Zim firmasının gemileri, tırları nasıl cirit atıyor çok iyi biliyorum. Zim firması ne biliyor musun beyefendi? Senin haberin var mı? Biz Siyonist İsrail'i ilk günden beri takip ediyoruz biliyor musun? Siyonist İsrail'in kurucusu şirkettir o. Ve şu anda da soykırıma yardımcı olan şirkettir. Biz sizin ciğerinizi biliyoruz biliyor musunuz? Ben 2009 yılında Mazlumder başkanıydım ve o zaman Gazze'de bir soykırım yapılmıştı. Mazlumder suç duyurusunda bulunmuştu. İyi dinle. Biz arkadaşlarımızla tüm o katiller hakkında bir suç duyurusu hazırlamıştık. Ve ardından suç duyurumuzu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiştik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı buna izin vermedi. Gittik arkadaşlarımla, o dönemin bakanı Mehmet Ali Şahin gelir anlatır size. Gittik dedik ki ya ne olacak bu? Buna niye izin vermiyorsun? Katili İsrail'i çok iyi yakaladık. Adalet Bakanı'nın izin vermesi lazım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ömer Bey, o iş beni aşar. Reis karar verecek. Ona bir sorayım dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Aradan bir müddet geçti. Ben diyorum ya sizin ciğerinizi bilirim. 2-3 ay geçti. Soğuttunuz. Sonra bu soruşturmaya izin vermediniz. İşte siz busunuz ya. Yalan söylemeyin. Özlem Zengin çıplak arabada da yalan attı. Petrol sevkiyatında da yalan atıyor. Yazıklar olsun ona. Sayın üyeler, hatibe karşı oradan saygılı bir üslup kullanın. Buradan ben duyuyorum. Ayıp denen bir şey var. Ayıp. Ayıp. Kim ne dediğini kendisi biliyor. Beni daha fazla konuşturmak. Canım onu sana soracak değil. Çıkar sen de fikrini söylersin. Yahu ne dediğini bana söylettirecek misiniz? Söyleme başkanım. Terbiyeli olun biraz ya. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 27. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 27. madde kabul edilmiştir. 28. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 28. madde kabul edilmiştir. 29. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 29. madde kabul edilmiştir. 30. maddeyi oylarınıza sunuyorum.